Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenliğin dünyasına hoş geldiniz. Evet, ben hazırlanıyorum. 5 dakika sonra yola çıkacağım. Nereye gidiyorum? Havaalanına gidiyorum. Annemleri almaya, evet annemler geliyor Türkiye'den. 3 hafta oldu ben Türkiye'den geleli, hatta 3,5 hafta oldu ama yine de annemleri çok özledim. Artık gelsinler, artık gelsinler. Böyle yakınlarımda olsunlar. Uzakta Türkiye'de iyiler, rahatları iyi memleketleri ama ben yanımda oldukları zaman daha rahat ediyorum. Evet, hemen beraber yola çıkalım. Havaalanına geldim. Çok indim inmedim bilmiyorum, daha doğrusu 10 geçecek yazıyordu ama saat de tam 10 geçiyor şu an. Bakalım. Babacığım arabaya yerleşti bile bak. Hoş geldiniz. Eve geldik. Mileğim de geldi. Hemen yetişti bisikletle değil mi kızım? Evet. Annem ekmek aldım geldim hemen. Bizim eve götüremedim anamı. Götüremedim. Ne yapacağız orada şimdi? İşte namazımız geçiyor, abdestimiz geçiyor. Biz evimize gidelim en iyi. Ben hemen gittim, ekmek aldım geldim. Su aldım geldim anneme. Bizim çeşmenin suları hala içilmiyor. Miley okul nasıl geçti kızım? Çok iyi. Çok iyi. İyi, hadi bakalım. İyi, iyi, iyi. Bak bak. Furkan gelmiş, ders çalışıyor. Akıllı çocuğum benim. Aferin. İngilizce mi lan? Alo. Hello. Yani English. İngilizce mi çalışıyorsun? Kız, sen nereden geliyorsun? Kafana var. Kindergarten'den mi geliyor? Anaokulundan geliyor bu da. Bu kız kimin kızı acaba? Bu çikin kız kimin kızı? Bakın şurada bir kız daha var. Bak şimdi. Bu kız, bu çikin kız bunun kardeşiymiş. Ama bizim dedim kardeşim. Fıstıkım dedim ben dedim. Ay yerim dedim, yerim yerim. Bu pek tatlı kız. Bakın kız şunun tatlılığına. Şimdi tatlılara bakın bir. Bakışa bak, bakışa bakışa. Hiii. Ama kızım dedim. Halam dedim. Miley. Nereye koşturuyorsun kız? Miley bugün beyazları giymiş. Evet. Ben miyim? Bak. Güzelsin, güzelsin de. Her tarafın leke içinde. Beyaz. Ben kendime de ekmek aldım. He? Doktor mu oldun? Bakın küçük ne aldım böyle. Hamur. Anne. Pasta yaparken. Pasta kalıpları için. Eve geldim arkadaşlar. Ben yattım, uyudum. He, yattım. Robot ne yapıyorsun? Bakın bakın. Robot ne yapıyor? Saçlarımı düzeltiyor. Ay inanmıyorum ya. Evet, yattım, uyudum. Sabah bugün 5'te kalktım ya. Acayip uyku bastı. Uyudum. Sonra mesaj geldi. Ding yaptı. Ben bakmadım. Sonra ikinci telefon çaldı. Dedim ki ya bu telefon neyin nesi ya? Ondan sonra zil çaldı. Semra kapıda. 10 gündür bıkmıştım bundan. Evet, dayanamamış beni görmeye geldi. 2 gün sonra dayanamadım gene geldi. Ya ya. Miley de diyor ki anne çabuk kalk, Semra teyzem geldi. Semra'nın pembeleri giymiş. He? Evet, bunu göstermiştik değil mi? Alışverişte göstermiştik. Çok da yakışmış pembeler yani. Evet. Semra ile bir kere görüştük daha değil mi? Geleli fazla o kadar görüşmedik daha. Herkes işinde gücünde. Bıkmıştım 10 gündür senden biraz. Uzak durayım vallahi, dedim ama duramıyorum. Videolarda hiç tutmuş gibi görünür halin yoktu Semra değil mi? Duramadım sonra yine. Alaçatı'nın hatırına mı durdun benimle? Ama tatilimiz çok güzeldi yani. Böyle tatil düşman başına mı derler Semra? Dostlar başına mı derler? Dostlar başına, düşman dostlar diye. Düşler diye verildi. Ne bileyim ben işte bir atasözleri var ya, ben atıyorum işte atasözlerini pek bilmediğim için. Bu adam ne yapıyor? Tuşlu mu tuş musun sen ha? Sen köpek gibi sarılıyor. Destiny life. Ha, yürümesin mesela, diye. Yani. Kira tırnaklarıyla şu laminat üzerinde tıkır 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 tıkır. Bütün gün tıkır tıkır tıkır. Yani inanır mısınız böyle videoları çekerken bile hep arkada tıkırtı duyuluyor. Hatta Semra da dedi ki şu köpeği yatırın yatağına ben. Baksanıza. Köpek hep böyle robotun peşik üstünde bu ara. Niyeyse derdini anlayamadık gitti yani. Evet, kahve içiyoruz. Türkiye'den getirdiğimiz kurabiyeleri yiyoruz. Kavala kurabiye. Semra yemiyor. Semra figürüne dikkat edecekmiş değil mi Semra? Bunu benim yanımdayken almadın ama bu nereden hayır, geldi? Hayır, bu Emet'ten geldi. Bu Emet kurabiye. Sen bana o kurabiye vermedin ya Serpil. Serpil! Bu senin getirdiğin kurabiyeden mi? Getirdim, getiriyorum, getiriyorum. Unuttum bu günümüzde. Serpil kurabiye getirmişti buna. Dedi ki Ayşe'ye verdim demişti. Şak ediyorum ya, kurabiye ne yapacağım? Kurabiyemiz çok. Serpil de dedi ki videoda göreceğim bu kurabiyeyi verdiğini vermedin. Göstereceğim Serpil, göstereceğim. Evet. Semracığımı gönderdim. Ve mutfağıma girdim. Biraz mutfağımı toplayayım. Yemeğim dünden vardı. Bugün hiç mutfağa girmedim. Annemleri işte bırak et derken evlerine. Ve ben şimdi böyle mutfaktan çekim yaparken robot bana hep diyor ki ya sen şu mutfağın ikide bir çekim yapıp durmasana. Ne yapacak senin böyle iş yaparken diyor da
yorumlarda birkaç böyle yorum gelmiş. Aynur ablacığım senin ev halini özledik diye. Bu çekimler işte, bu sahneler de şimdi size şey gelsin böyle. Benim ev halimi özleyenlere gelsin. Benim böyle mutfakta savaşımı, mutfağımın dağınıklığını görmeye özlemişsinizdir garanti, ben biliyorum. Ama benim mutfağım hep böyle işte. Giremiyorum bazen. Girdiğim zaman da nasıl olduğunu gösteriyorum. Semra'm niye gelmiş aslında? Yalnız geldi. Arif yoktu yanında. Tabii hafta ortası çalışıyor herkes. Ben Semra'nın birkaç alışverişi vardı İzmir'den aldığı. Onları şeyde unutmuş. Benim bavulumda unutmuş. Asıl onları almaya geldi. Ama ne oldu? Semra eşyalarını almadan geri gitti. Çene çaldık, muhabbet ettik. Niye geldi? Eşyalarını almaya geldi ama eşyalarını almadan geri gitti. Şimdi mesaj gelir birazdan. Ayşe! Ben aslında niye gelmiştim ama unuttum. Olsun. Lazım değildir herhalde. Şöyle bir sarımsak rendeleyecek küçük bir şey almıştı. Şöyle rendeleyecek falan. Onlar vardı. Mutfak eşyası gibi. İşte yani öyle. Tatiller bitti, eğitimler bitti, okullar başladı, herkes işine başladı ve günlük hayatımıza döndük artık. Böyle monoton hayatımıza. Fazla da bir şey olmaz artık. Tatil matil bundan sonra bilmiyorum bakalım. Bitti ama yani bu sene ben iyi gezdim zaten. Hem memleket hem de tatil üst üste. Uçaktan korkuyorum diyorum ama binmekten de geri kalmıyorum yani. Gitmekten her tarafa, uçmaktan da geri kalmıyorum. Babam bugün indi böyle uçaktan işte. Ona da böyle uçak korkusuna falan dedim ki baba uçak salladı mı falan. İşte konuştuk da böyle diyor bana. Şimdi İzmir'e ben tatile gittim ya. İzmir bize 350 kilometre. Tabii onlara çok yakındım aslında da gitmedim. Böyle diyor bana. Sen diyor uçaktan korkuyorum diyorsun ama diyor gezmekten de hiç geri kalmıyorsun diyor. Her yere uçuyorsun diyor. Baba ne yapayım dedim. Evde mi duracağım şimdi dedim. Uçaktan korkuyorum diye dedim. O zaman korkuyorum deme bana kedebi diyor. Güle güle dedik. Böyle aramızda bir diyalog geçti babamla. Evet. Ben şu mutfağımı bitireyim. Ve Türkiye'den getirdiğim cevizler. Birazını yedik Mile'yle. Bu cevizleri yemek bana o kadar zor geliyor ki. Çok seviyorum. Ama o soyması var ya böyle. Sinirlerim bozuyor. Onun için bakın daha kaldı. Yani bu kadar sevmeme aslında bunun bitmesi lazım çoktan. Böyle buraya çıkardım biraz kurusun. Ve ben bunların birazını anneme vereceğim. Yani babama. Babam çok seviyor ya cevizi. Tembellikten böyle sevdiğim şeyi bile yiyemiyorum. Bakın artık bu kadar tembelim yani. Ama incik incik soyması. Soymadan da yiyince Mile diyor ki ya anne bu çok acı. Dedim kızım soyulması lazım. Ben yemeye başlayınca Mile geliyor. Ben de ona soymaktan fazla yiyemiyorum. Ben bunu en iyisi anama vereyim. Anam soyar hem Mile'ye yedirir hem kendi yer hem babama yedirir. Kira sapıttı. Tabi havluyor. Kız gel buraya. Yağmur yağıyor gel. Gel. Kimi gördün gene? Dur ayaklarını sileceğim. Ayaklarını sileceğim dur. Gel. Ne gördün gene dışarıda? Kirpi mi gördün yine? Gel buraya gel Kira. Gel kızım seni de üzülmüşler. Gel bakayım. Kafan mı kaşınıyor? Bitli Kira. Yok bitli değilim de. Abo. Kedi de geliyor. Silas da geliyor. Bak Kira hemen yerini buldu. Silas gelince hemen benim yanıma geliyor kıskancına. Bakışını öyle. Ooo Silas gelmiş. Kalk Silas. Gel kızım gel. Kızım. Oğlum. Oğlan. Gel buraya gel. Dur ben alayım da size bir göstereyim. Silas'ım biz izinden gelince Türkiye'den kilo almıştı. Ama şimdi normale döndü kedi yine. Ne oldu Kira? Al. Hadi sen de al. Ooo. Oh. Pek tatlı değil mi? Burada da vardı. Hadi Kira bir tane de sana. Tamam. Bir tane de kediye. Bir tane de Kira'ya. Tamam bitti. Bakın mıncıkıma bakın zayıfladı. Güzel kedim benim. Çok kilo alma aşkım. Kilo alırsan hasta olursun. Çok kilo almak iyi değil. Git. Aynı hızlı almıştım. Evet. Aynur'un çene çalma saati. Ya Aynur'un çene çalma saati. Robot da yukarıdan geliyor. Asas gema. Tablet. Mileyin tabletini
Mila'yı boşaltıyor, biz Mila'yı tepletini dolduruyoruz böyle. Yoksa benim hendimi alıyor. Mila'yı bilen misin galiba? Ders çalışmışlar Mila'yla. Mila gimnazyuma başladı ya, dersler biraz ağır olacak gibi. Kolay değil yani. Her gün her gün muhakkak ertesi gün için ders çalışması lazım. Yani ilk okuldayken öyle değildi. Mesela imtihanlar olacağı zaman, yazılılar olacağı zaman söylüyorlardı. Şu gün yazılı var diye ona göre hazırlanıyorlardı. Şimdiki öyle değil. Büyük yazılıları söylüyorlar ama böyle küçük ne diyorlar o? Ne diyorlar böyle dilden hani soruyorlar ya yazarak değil. Onlar yani hiç haberleri olmadan gülüyor. İşte onlara hep öğrenmesi lazım. Ah bu kedi değil mi? Robot. Kediye mama vermeye gidiyor. Yazık. Hayvanlı olursa böyle olacak. Evin hanımı varken benim kocacığım yemeğini kendi yapıyor. Gelmişte esin sebebi. Mexican food. Bak hiç oralı bile değil, değil mi? Du musst da essen selber machen, ge? Böse Frau mı? Böse. Evet, ben kötüyüm, değil mi? Ne yapayım? Allah Allah. Ich wusste nicht, dass du noch essen musst. Sen yemek yiyeceğini bilmiyordum ben. Nein, man muss nicht essen. Hayır. Evde yoktum, ne yapayım? Ne var sanki? Ston işlim. Tortilla'yı alacaksın, içine et koyacaksın. İki domates. Einen Salat krieg. Bak. Eski marul. Ya gösterme ya. Dün dilmiştim. Ne var sanki? Atılmasın. Söyle ezin. Bak. Öyle yapman lazım diyor. Kendin niye bunu demen lazım diyor. Ne var sanki? İki sarı olmuş. Bir şey olmaz. Yiyelim atılmasın. Günah. Herkes sakinleşti artık. Kira da sakinleşti. Aferin kuzum. Otur orada. Uyu artık. Geç oldu. Ben de sakinleştim. Robot da gitti. Ben de şimdi yatmaya gideceğim de. Saçlarım arkadaşlar şeye gitmeden, Berlin'e o ödül törenine gitmeden bakın matlaştırdım biraz böyle. Sarısını aldırdım. Griye döndürdüm biraz. Artık yavaş yavaş şey atma zamanı geldi tekrar. Gölge mi diyorlar? Aralarına böyle boya atılıyor. Onun atılma zamanı geldi. Bir sene olmuştu atılalı. Onların atılması lazım. Ve şimdi sizlere de buradan soracağım. Belki bilginiz vardır, aranızda yapanlar vardır. Benim saçlarım biliyorsunuz böyle tape extensions. Şöyle bir göstereyim. Böyle şu yapıştırmalarda üstü böyle saçlı fazla belli olmasın diye. Ve ben diyorum ki şimdi bunlar tabii ki bu tape extensions'ler devamlı saç uzadıkça yukarı kaldırılması lazım. Her 5 haftada bir. Yoksa altta olduğu zaman, düştüğü zaman yamuluyorlar böyle. Plastik tabii biraz da. Ve diyorum ki yani önceki kuaförler bana demişti ki hani şu boncuklar var ya böyle saçlarını boncuk böyle şey küçük yapıyorsun aralarına. Onlardan hani yapmanı tavsiye etmeyiz demişlerdi. Çünkü benim saçlarım az olduğu için yani az saçım olduğu için ben gürleştirmek için de yapıyorum. Tek uzatmak için değil. Aralarında belli olur demişlerdi ve kimi diyor saçlarını onlar bozuyor. Onlar küçük yapıştırılıyormuş. Bunlar gibi olmuyor. Yani saçlarını şey yapıyor, kırıyor diyorlar. Ama bu tape extensionlerinde bir zorluğum var. Ben saçlarımı hiçbir zaman böyle kaldırıp böyle şey yapamıyorum. Çünkü kenarlarından görünüyor. Yani devamlı hep böyle bağlayabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Ama öyle boncuk olduğu zaman yani yukarıya da bağlama imkanın oluyormuş. Öyle diyorlar. Ve dediğim gibi her 5 haftada bunu kaldırttığın zaman tabii ki bunun da belirli fiyatı var her defasında. Ödüyorsun. O boncuklar öyle değilmiş. Onlar vallahi 7-8 ay diyorlar. 7-8 ay dayanıyormuş. Ama tabii ki bir problemim daha var. Benim yeni saç sipariş vermem lazım. Bunları tekrar kullanamam. O da yine bayağı bir para tutacak. Yani bir 500 euro, 600 euro sadece saçlara gidecek sipariş vermek. Yani çok kararsızım buradan. Sizlerin çok yardımına ihtiyacım var. Aranızda bilgisi olanlar arkadaşlar, yaptıranlar, kullananlar veya böyle kullananlar veya öbürkünde denemiş olanlar hangisi sizce daha iyi? Siz hangisine daha yatkınsınız? Aynur Hanım bu daha mı iyi diyorsunuz? Lütfen bana bir yorumlara yazın. Benim de birazcık bilgim olsun. Buralarda bizim bu civarda öyle pek kullanan yok böyle benim gibi. Bu şekilde hani böyle bir şey fikir almak için. Kuaförlerde de işte dediğim gibi biri öyle diyor biri böyle diyor. İnsan iki arada kalıyor. Yani bilemiyorsun. Önce mesela benim gittiğim bir Alman kuaför diyordu ki bu senin için iyi diyordu. Sonra ben sordukça onlardan da yapabiliriz dedi. Bir kuaföre sormuştum. Çok böyle ünlülerin saçını yapıyor. Düsseldorf'tan bir kuafördü.
İşte üstüne on boncuklardan küçüklerden yapıp altı arkasına bunlardan yaparız dedi. Birine soruyorsun hepsini bunda öbürkünden yapalım diyor. Biri diyor hayır bu kalsın diyor. Yani böyle bir arada kaldım. Yani bir şeyler yapılması lazım. Çünkü boya atılacak artık. Boya atılınca da diyorum artık bir karar vermem lazım. Bu saçlarla devam mı? Öbürkülerle mi devam? Hiç takma saçsız. Hiç bu extensionsiz olmaz arkadaşlar. Eski videomu görenler biliyor. Saçlarım çok az. Ve aşırı aşırı yani cansız bir saçlarım var. Bakın şu arkada. Ben hatta bir Instagram şeyimde göstermiştim. Saçlarım yapılırken. Kısa yakışıyor. Kısa da ama saçlarım çok cansız. Çok az duruyor. Rahatsız oluyorum. Yani nedeni bu. Yani buradan da dedim sizlere bir böyle duyuru yapayım. Belki bana yardımcı olan olur aranızda. Ve arkadaşlar bugünkü vlogum da bu kadar. Bugün bu kadar oldu. Fazla bir şey olmadı. Günlük vlog. Cuma günü misafirim gelecek. Evet. Cuma günü Mannheim'dan yine bizim Ahmet'le Tuana, Yasin uğrayacaklarmış. İnşallah bize Mine'ye gideceklermiş. Buradan geçeceklermiş. Bakalım nasip olursa. Belki o gün de vlog yaparım sizlere görürsünüz. Kimler gelmiş, kimler etmiş. Almanya'da artık böyle İzmir'deki gibi değil, Alaçatı'daki gibi de değil. Oraya git, buraya git, güzel güzel giyin, gez, et. Artık onlar bitti. Şimdi böyle aile hayatı, ev hayatı devam edecek. Artık ileriki günlerde bakacağız neler olacak, neler bitecek. Artık orasını Allah biliyor. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Hepimize önemli olan o. İşlerimiz böyle rast gitsin, başka bir kötü bir şeyler olmasın. Önemli olan böyle evimizde olalım, normal hayatımızı yaşayalım. Zaten ben başka bir şey istemiyorum. Önemli olan bu arkadaşlar. Evet, bugünkü vlogumu da seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma beğeni, kanalıma abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.